Efendim yavrum? Cennet'in dosyası. Artık bunun için bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi? Bunun ne işi var sende Melisa? Aldım. Madem bir işe başladın, bitir o zaman. Melisa, yavrum. Benim bununla uğraşacak zamanım yok. Hem sen bana Cennet'le Selim ayrıldı dememiş miydin ha? Evet, ayrıldılar. Ama bu yetmez. Çünkü amcam Cennet'in peşinde anne. Ve eğer biz bir şeyler yapmazsak, amcam o kızı bu eve bir soyer olarak getirecek. Anne, amcam hakkına koyduğunu yapmadan vazgeçmeyecek. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden bir şeyler yapmamız lazım. O kız hayatımızdan tamamen çıkmalı. Tamam, sen yapmazsan ben yaparım. Melisa, sen sakın bu işe karışma kızım. Ben çoktan bu işe karıştım anne. O kızı hayatımızdan çıkarmak için o kadar fırsatım vardı. Ama yapmadın. Ya görmüyor musun? Senin merhametin yüzünden ben acı çekiyorum. Melisa, dosyayı bana ver. Sana dosyayı ver dedim. Melisa, dosyayı bana ver dedim sana. Başladığın işi bitir o zaman anne. Yoksa inan bana, ben çok daha büyük şeyler yaparım. Ve bu defa ne kadar kızarsan kız, seni dinlemem. O kızın tamamen sonsuza dek hayatımızdan çıkması lazım. O kadar. Hayırdır gelin hanım, nereye? Her zamanki gibi şirkete gidiyorum. Tabii aradığım evrağı bulabilirim. Ah, buradaymış. Selim'in olayı akıl bırakmadı bende. Ama işe gidecek aklın var hala. Orhan dün gece sana işleri toparlayıp bana devret demedi mi? Oo. Kapı dinlemek ha? Bir de bana söylüyordunuz. E o zaman konuşmanın sonunda duymuşsunuzdur. Ama ben yine de hatırlatayım size. O koltuğa babam oturttu beni, babam. Ne Orhan, ne siz. Kimse kaldıramaz beni oradan. Şimdi müsaadenizle işime geç kalmayayım. Rıza Bey'in vasiyeti açıklanınca ne yapacaksın acaba? O zaman gidecek bir işin de olmayacak senin. Torununuzun annesine bunları söylemeye hiç utanmıyor musunuz siz? Yok, hiç utanmıyorum. Mahir'in seni sevmediğini bile bile hamile kaldın. Aldattığını bile bile yapıştın yakasına, bırakmıyorsun. Utanması gereken ben miyim ya? Ama az kaldı, dur. Rıza Bey oğulları dururken sana güvenecek değil ya. Ha ayrıca, Cennet'in bu eve girmesinden korkuyordum ya. Cennet bu eve benim gelinim olarak girecek. O zaman yüzünü görmeyi çok isterdim. Ama daha buna çok var tabii. Sen çoktan pılını pırtını toplayıp gitmiş olacaksın. Bence sen yavaş yavaş toparlanmaya başla. Bugün burada bu söylediklerinizi hiç unutmayın. Çünkü bir gün mutlaka hatırlatacağım sizi. Söylediğinize bin pişman olacaksınız. Hmm.